seçeneği yurt dışında arıyordum ve bir gün içinde Almanya'ya nasıl gelinir'i düşünmeye başladım. Halihazırda Almanya'ya göçmüş olan bir arkadaşıma sorduğumda bana bir danışman önermişti ve o firmayla birlikte çalışmaya başladım. Almanya'da diğer insanların kendi deneyimlerinden de gördüğüm üzere çok fazla aslında hatalı öneriyle karşılaşmışım. Yani çok fazla beklentimin dışında sonuçlar doğurdu danışman firmayla çalışmak. Ve sürecin başında aslında dedim ki keşke biraz daha kendi başıma araştırsaydım. Biraz daha bilenlere daha detaylı sorsaydım ve sadece danışman firmaya güvenmeseydim. Eğitim süreci boyunca aslında danışmanlık veriyor. Ve ben eğitim sürecim boyunca aldığım danışmanlık bilgilerinin pek çoğunun aslında farklı kurumlar tarafından da doğrulattığımda doğru olmadığını öğrendim buraya geldiğim süreçten sonra. Seni ülkenin en uygun fiyatlı, işte en öğrenci şehirlerinden bir tanesi olan Düsseldorf'a yolluyoruz demişlerdi. Ve geldiğimde aslında North Rhine-Westphalia bölgesinde, bu eyalette çok daha fazla öğrenci popülasyonunun olduğu ve çok daha uygun şehirlerin olduğunu gördüm. Kaldığım yurdun ücretinin diğer şehirlerdeki ücretlere göre çok daha yüksek olduğunu gördüm. Danışman mağduruyum diyebiliyor musun? Ben bir danışman zedeyim diyorum. Danışman zedesin. Evet. Selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'daki göçmen öğrenci ve çalışanların kanalı Göç TV'ye hoş geldiniz. Bu hafta yine arkadaşlar öğrenci sohbetleri var kanalımızda. Yanımda yine öğrenci arkadaşım var. Çok değerli bilgilerle geldi bugün yanımıza. Sohbete başlamadan önce arkadaşlar, bizler Almanya'da okuyan, çalışan bir göçmen birliğiyiz. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Herkes çayını, kahvesini alsın. Keyifli bir pazar sohbeti başlıyor. Hazırsak öğrenci sohbetleri 21. bölüm başlasın. Buket hoş geldin. Hoş buldum Emre. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Yağmurla birlikte geldin. Evet. Bolca yağmur var şu anda. Ama biz yine de çekim yapmaya devam ediyoruz. Şu an iyi misin? Islanıyor musun? Yani görece korunaklı bir yerdeyim ama seninle çekim yapmak uğruna ıslanmayı tercih etmem. Yanlış söyledim. Seninle çekim yapmaya değer. Çok teşekkür ederim. Ama ben böyle bir çekim için kimsenin ıslanıp hastalanmasını, Allah korusun, hastalanmasını istemiyorum. O yüzden umarım şu anda ıslanmıyorsundur. Seni bir tanıyalım mı öncelikle? Tabii. Kendimi kısaca tanıtayım. Şu anda 19 yaşındayım. İsmim Buket Yalçın. Türkiye'de liseyi bitirdikten sonra Almanya'ya lisans programı için geldim. Halihazırda bir dil okulunda dil öğrenim görüyorum. Almanca öğreniyorum. C1 seviyesindeyim şu anda. Hı hı. Onun dışında psikoloji okumak istiyorum. Hı hı. Belli başlı okullara başvurumu yaptım ve hı hı. Şu anda işte sınavı geçene kadarki süreçte Düsseldorf'ta yaşıyorum. Hı hı. İzmir'den geliyorum dedin, doğru mu? Evet, İzmir'den geliyorum. Lise İzmir'de okudun muhtemelen. Lisede Ayvalık'taydım. Daha sonra vizeye hazırlanırken Göte Enstitüsü'ne gideceğim için B1 kuruna kadar İzmir'de yaşadım. Sözelci miydin, sayısalcı mıydın? Ne üzerine çalışıyordun? Ben eşit ağırlıkçıydım. Hı-hı. Son sene bir özel okula geçmiştim. Orada psikoloji sınavını üniversiteden psikoloji kabulü aldıktan sonra Almanya'ya başvurularımı yaptım. Hı-hı. Başvurularını yaptın. Başvurularını kendin mi yaptın yoksa bir danışmanlık firmasıyla anlaştın mı? Ben sürecin başından beri bir danışman firmayla çalışıyorum. Benim aslında onun öncesinde şu bilgiyi vermem doğru olur. Almanya'ya geliş kararım bir gün içinde oldu. Sınav sonucum geldiğinde memnun olmadığım için seçeneği yurt dışında arıyordum. Ve bir gün içinde Almanya'ya nasıl gelinir'i düşünmeye başladım. Hı hı. Halihazırda Almanya'ya göçmüş olan bir arkadaşıma sorduğumda bana bir danışman önermişti ve o firmayla birlikte çalışmaya başladım. Hı hı. Ve buraya gelene kadarki süreçte de danışmanım aracılığıyla geldim aslında. Hı hı. Arkadaşın önerdi dedin danışmanı. Evet. Peki danışman yine İzmir'de, Türkiye'den miydi yoksa neredeydi tam olarak? Danışman firmanın Türkiye'de bir şubesi olmadığını biliyorum. Almanya kayıtlı bir firmayla çalışıyordum. Yüz yüze hiç görüşmedin yani? Yok, hep telefon aracılığıyla. Peki verimli oldu mu genel olarak danışmanlık senin için?
Şimdi şöyle, gelene kadarki süreçte evet belli başlı mevzularda çok yardımcı oldular ama tabii ki bunu bir meblağ karşılığında yaptıkları için gönüllü bir çalışma değildi elbette ki. Ama buraya gelene kadarki süreçten sonra Almanya'da diğer insanların kendi deneyimlerinden de gördüğüm üzere çok fazla aslında hatalı öneriyle karşılaşmışım. Aa. Yani çok fazla beklentimin dışında sonuçlar doğurdu danışman firmayla çalışmak. Hı hı. Ve sürecin başında aslında dedim ki keşke biraz daha kendi başıma araştırsaydım. Biraz daha bilenlere daha detaylı sorsaydım ve sadece danışman firmaya güvenmeseydim. Hı hı. Peki danışmanlık sana verdiği vaatleri yerine getirdi mi yoksa yarı yolda mı bıraktı? Şöyle, bana verdikleri vaatlerden bir tanesi aslında en büyüğü. Senin için Almanya'dan kabul alacağız ve zaten Almanya'dan kabul alma garantisini verdiğimiz için kabul alamadığın ölçüde tüm paranı iade ediyoruz diye sözleşme yapmıştık biz aslında. O yüzden bu anlamda kabul aldıkları için taleplerimi yerine getirdiklerini söyleyebilirim. Fakat sözleşmenin önermelerinden bir tanesi de şu, eğitim süreci boyunca aslında danışmanlık veriyor. Ve ben eğitim sürecim boyunca aldığım danışmanlık bilgilerinin pek çoğunun aslında farklı kurumlar tarafından da doğrulattığımda doğru olmadığını öğrendim buraya geldiğim süreçten sonra. Aa. Bunlardan örnek vermem gerekirse, mesela en başta daha geldiğim ilk gün karşılaştığım hatalı önermelerden bir tanesi şuydu. Seni ülkenin en uygun fiyatlı, işte en öğrenci şehirlerinden bir tanesi olan Düsseldorf'a yolluyoruz demişlerdi. Ve geldiğimde aslında Nordrhein-Westfalen bölgesinde, bu eyalette çok daha fazla öğrenci popülasyonunun olduğu ve çok daha uygun şehirlerin olduğunu gördüm. Hı hı, evet. Kaldığım yurdun ücretinin diğer şehirlerdeki ücretlere göre çok daha yüksek olduğunu gördüm. O yüzden de bu bir benim için hayal kırıklığıydı. Aynı zamanda birkaç sitede baktığımda Düsseldorf'un hep ülkenin en pahalı ilk 20 şehri içerisinde bulunduğunu da kısaca bir araştırdığımda görebiliyordum. Evet, evet. Yani genelde Düsseldorf çalışanların şehridir ağırlıklı olarak. Bir öğrenci şehri olduğunu ben kişisel olarak söyleyemem. Evet. Ki eyaletin en iyi dil kursları da Düsseldorf'ta bulunmuyor. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Neden böyle bir önerme yaptılar? Neden sana Düsseldorf'u önerdiler? Anlamadım açıkçası. Bu muhtemelen belki şey olabilir. Sana oradan dil kursu buldular mı? Düsseldorf'tan. Evet, dil kursuna kaydım var. Düsseldorf'taki onların önerdiği kurstayım. Muhtemelen onların önerdiği dil kursundan kendilerine bir yüzde alıyorlardır. Oradan bir kazançları vardır. Muhtemel. Bu sebepten dolayı seni oraya yerleştirmiş olabilirler mi? Muhtemel, evet. Ben de böyle düşünüyorum. Ama zaten yani şu anlamda belki bunu söylemek hatalı olabilir doğrudan. Hani onlar bana bunu önerdi ve onu yapmak zorundaydım gibi bir yerden söylemek belki haksızlık olabilir. Hı hı. Çünkü ben de orada bir öz eleştiri olarak söylemem gerekirse onların önerdiği dışında bir araştırmada bulunmamıştım. Bu da aslında herkese buradan tavsiyem olsun. Kendi deneyimlerinizden de yola çıkmaya çalışın. Yani tamamıyla tek bir kaynaktan araştırma yapmak doğru olmuyor gerçekten de. Hı hı. Az önce ücretlerden bahsettin. Ücretin çok yüksek olduğunu söyledin. Evet, ben bunu kendim biliyorum. Evet, Düsseldorf şehrinin fiyatlarından, ev fiyatlarından, kurs fiyatlarından haberdarım. Evet. Peki, burada hiç Düsseldorf hakkında bilgisi olmayan arkadaşlarımız için bunu biraz daha açabilir miyiz? Ne kadar bir ödeme yaptın? Tabii şöyle, yurt fiyatlarından bahsedebilirim. Beni en çok şaşırtan şey oydu çünkü. Ben Düsseldorf'ta kalmaya başladığımda iki kişilik odalarda kalıyordum. Yani bir odada iki kişi kalıyorduk. Aa. Aynı zamanda aynı odanın içerisinde, aynı evin içerisinde tek kişilik bir oda da vardı. Ben geldiğimde tek kişilik oda 600 küsür euroydu. Fakat iki kişilik odalara 480 euro ödüyorduk kişi başı. 480 euro iki kişilik oda. Evet, kişi burada başı. Bir virgül koyabilir miyim? Sözlerini bölüyorum. Arkadaşlar, genelde Almanya'da bütün öğrenci yurtları tek kişiliktir. 12-10 metrekare olanlar da var. Genelde 12 metrekareden başlar. 24 metrekareye kadar tek başına yaşayabilir insanlar. Bunu da ben açıkça samimi olayım. Hani 6 yıldır Almanya'da ilk defa duyuyorum bir odada iki kişinin yaşadığını. Odanız ne kadar büyüktü biliyor musun? Çok büyük değildi açıkçası. Yani herhalde 10 metrekare falandır diye 10 düşünüyorum. Yani çok büyük bir odadan bahsedemeyiz. Anladım. Aslında bu yasal sınırın da altında.
Ya şimdi tam olarak ben de ölçüm yapmadığım için yanlış bilgi söylemeyeyim ama dediğim gibi Ama 10 metrekare çok az. çok İki kişi büyük bir için çok oda çok az. değildi gerçekten de. İki kişi kalıyordunuz bir odada. Evet. Ya muhtemelen yasal sınırın altında değildir. Çünkü ben kaldığım süreçte evi gözlemeye müfettişler gelmişti. O yüzden belki tam sınırdadır yani. Olabilir. Belki ev genel olarak büyükse odanız küçük olsa bile oradan da kurtarıyor olabilir. Ev çok büyük bir ev değildi yani. Evde ortak yaşam alanı dahi yok. Sadece bir Oo. tuvalet ve bir mutfak var, o kadar. Ve sen buraya 480 euro mu ödüyordun? Evet, üstelik vaş makine yani çamaşır makinesi falan da yok bu evin yani. Her şey aslında çok yetersizdi. Üstelik bir info daha vermem gerekirse, ben bu evden çıktığımda daha sonradan öğrendim ki ben çıktıktan sonra tek kişilik oda fiyatları 800 küsür euroydu. Benim kaldığım odaya da 600 küsür istiyorlardı. Yani çok ciddi anlamda bir zam da vardı. O 8 küsür. %50'nin üstünde falan zam yaptılar neredeyse. Şu noktaya geleyim. Mesela senin danışmanın sana demiş ki yani öğrenci olarak en uygun şehirlerden bir tanesi diye burayı seçmiş ve seni buraya göndermiş. Şunu vurgulayalım buradan. Şimdi aynı eyaletin içerisinde yaşıyoruz. Sen bugün Bochum'a geldin. Beni Evet. ziyarete geldin. Sana ne kadar uzaklıktaydı Bochum? Trenle geldin. Ben regional bana binerek geldim buraya. Ve 40 dakika falan Evet, sürdü. 40 dakikalık bir yürü. Peki benim ev kiram ne kadar biliyor musun? Tahmin ediyorum ki çok daha uygundur. 250 euro. Evet. Ve evimi de şöyle biraz anlatmam gerekirse tek başıma kalıyorum. 24 metrekare. Kendime ait küçük bir mutfağım. Lavabom, banyom. Bunlar mevcut. Evet. Yani ben burada şeyin bilgisini vereyim. Yurttan çıktıktan sonra ev bulmam çok zor oldu. Şu anda Wohngemeinschaft, yani bir WG'de, ortak yaşam alanı diye tabir ettiğimiz evlerde 60 yaşındaki bir teyzeyle kalıyorum. Yani kendime ait bir ev de değil. O yüzden doğrudan çok uygun olduğunu da söyleyemem. Ona rağmen 360 euroya bir ev bulmanın bende yarattığı sevinci anlatamam yani, Düsseldorf gibi bir yerde. Çünkü ev fiyatları inanılmaz uçtu, bu gaz krizi, elektrik kriziyle falan çok orantısız zamlar yapılıyor. Ve ben şu an mesela 360 euroya tek kişi bir odaya o kirayı verdiğim için kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. 360 euro için kendini şanslı hissediyorsun. Evet. Düsseldorf için evet. Bence de biraz makul bir fiyat diyebilirim 360. Şu dönemin şartları itibariyle bunu da Evet. söyleyeyim. VG olarak peki merkez uzaklığı nasıl? Merkez uzaklığı şöyle. Benim okulum zaten hemen hemen merkezdeydi. U-Bahn'a bindiğim zaman yaklaşık 15 ila 20 dakika arası. 15 ile 20 dakika okuluna olan uzaklık mı merkez mi? Merkeze olan uzaklığı. Okulun peki ne kadar uzakta? Dil okuluna gidiyorsun sen. Dil okuluma da işte herhalde bir 10-15 dakika. Anladım. Peki Buket şuraya tekrar dönelim. Anladığım kadarıyla hem kalacağın yeri, ilk geldiğindeki kalacağın yeri hem de dil kursunu danışmanın ayarladı. Doğru mu? Doğru. Peki danışmana ne kadar ücret ödedin? Danışmanıma, yani ben ödediğim zaman 2020 senesiydi. O yüzden doğrudan tam olarak neydi hatırlayamamakla birlikte zannediyorum 600-700 euro gibi bir şey ödemiştim o Bu zamanın. sadece danışmanın fiyatı. Doğru mudur? Doğrudur. Peki kalacağın yer ve dil okulunda peşin mi ödedin? Yok, yani birkaç parça halinde ödemiştim. Ama anlaşmanın içine dahildi. Tabii. Peki ne ödedin toplamda? Toplamda dil okulu kaydım artı bir aylık kiram 2500 euro gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Dil okulu artı bir aylık kiran 2500 euro. Doğru. Dil okulundan kastın ne peki? İçerinde ne kapsıyor? İçerisinde B1'den itibaren C1 sınavına kadar benim hazırlık sürecimde bir dil okulu kaydım olmuştu işte. Bunun içine bu arada Vorbereitungskurs kurs diye ayrı bir kurs var. Aldığınız sınav kaydının yanında size bir hazırlık kursu veriyorlar. O dahil değildi. Sadece normal intensif kurs diye geçen kurslar var. İntensif kurslar vardı. İşte B2-1, işte B2-2, C1-1, C1-2 falan gibi. Bu tarz kurslar vardı. Yani 3 kuru mu kapsıyordu B1'den C1'e kadar? Doğru. 3 kuru kapsıyordu. Sen ne kadar dil kursunu ödediğin fiyatı hatırlıyor musun yılın olarak? Yine dediğim gibi çok üzerinden zaman geçti ama yani zannediyorum 2000 euro falan gibi bir şeydi. Şuraya tekrar dönelim. Danışman sana demiş ki eğitim boyunca danışmanınız olacağım. Doğru Evet, mu? doğru.
Peki şu aşamadaki iletişiminiz nasıl? Gerçekten eğitime de başlamadın henüz ama danışmanlığın sana verdiği katkı nedir? Yani şöyle, buraya gelene kadarki süreçte gerçekten ne sorum olursa anında cevap alabiliyordum. Zaman geçti, bu aralıklar böyle genişlemeye başladı. Bir soru soruyorum, 3 gün sonra cevap geliyor falan. Bazen böyle şeyler yaşıyorum. Bazen arıyorum, işte benimle ilgilenen danışman hoca tatilde oluyor. Bir de şeyin de infosunu geçmem lazım. Sadece belli saat aralıklarıyla WhatsApp üzerinden anlaşabiliyoruz. Çünkü sadece çalıştıkları saatte WhatsApp'ları açık iş hesabı olduğu için. O yüzden belli saatlerde ulaşabilmenin dışında doğrudan arama yapamıyorum. Onlara mesaj atıyorum, onlar beni arıyorlar. Ve şeyi söyleyebilirim. Başta çok ayrıntı bir soru bile aklımda olsa bana anında dönen danışman hoca şu anda mesela bir şey sorduğum zaman Buket artık Almanya'ya geldin. Bunu kendin de öğrenebilirsin diyebiliyor. Yani o zaman herhalde köprü geçene kadardı bütün olayları. Yani aslında benim anladığım onların bütün eğitim sürecinde danışmanlık veriyoruz dedikleri şey biraz daha şuna dönüşmeye başladı zaman içinde. İşte mesela kayıt yenilemek gerekiyor. Tabii ki bunu belli bir ücret karşılığında yapıyorlar. Belli bir ücret karşılığında tekrar para ödediğinde o hizmeti anında alabiliyorsun. Neye kayıt yenilemekten bahsettin bu arada? Ya Okula kayıt şey mı? tekrar kabul almak açısından işte He. üniversite kabulü almak için falan. Tekrar bir daha para ödersen tekrar bir daha mı danışmanlık yapıyorlar? Gibi biraz evet. Biraz Aslında şey öyle. gibi olmuş o zaman, mantık şu. Bana para dediğin sürece ben sana hayatım boyunca danışman olurum. Biraz öyle evet. Yani yine sorularıma cevap veriyorlar ama hizmet kalitesinde bir düşüş olmadığını söylemek yanılgı olacaktır. Peki kendine ben danışman mağduruyum diyebiliyor musun? Ben bir danışman zedeyim diyorum. Danışman zedesin. Evet. Peki başka neler yaşadın Buket? Bizim bilmediğimiz ne var? Çok fazla şey var aslında. Açabilir miyiz? Tabii şuradan başlayabilirim. Mesela bu çok yakın zamanda yaşadığım bir mevzu. Ben TESDAF'a kayıt yaptıracaktım. Bu arada havada bir garip oldum. Evet. TESDAF'a kayıt yaptırmıştım. Fakat danışman firmama sorduğumda terki başvuru yapmak hakkında bilgi almak istediğimde bana şunu söylediler. Eğer TESDAF'a kayıt yaptırırsam ve TESDAF'tan kabul alır geçerli sertifikayı alırsam ömrüm boyunca bu sertifikanın geçerli olacağını. Ama TELK'ten C1 hoş şule sınavından geçer ve sertifikamı alırsam bunu her sene yenilemem gerekebileceğini söylediler bana. Yanlış. Ben de duyunca çok şaşırdım ve bunda bir hata olabileceğini düşünüp okula sordum. Gittiğim Şıprah Şule'ye sordum. Şıprah Şule'nin danışmasındaki kadın bana dedi ki hangi cahil sana bunu söyledi? Ben de dedim acım tam söyledi yani. Nereden öğrenmiş olabilirim? Ve çok üzülmüştüm de yani yanlış. Çünkü tek güvenebileceğim yer orası. Onlara para ödüyorum bunun Evet. karşılığında ve bana yanlış bilgi iletiyorlar. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim konuyu bilmeyen arkadaşlarımız için. TESDAF ne kadar geçerliyse TEKSEYEN Hochschule sınavı da o kadar geçerli. Belki üniversitelerin tercih bakımından bazı üniversiteler TEKSEYEN Hochschule istemeyebilir, bazıları TESDAF isteyebilir. Bazıları da tam tersi TELK isteyebilir, TESDAF istemeyebilir ama benim şimdiye kadar TEKSEYEN Hochschule sınavını kabul etmeyen bir üniversite görmedim. Gördüğüm bir üniversite yok. Onu söyleyeyim. Bunun dışında işte TEKSEYEN Hochschule sınavını her yıl yenilemeniz gerekiyor. Tamamen yanlış. Sana kursun da söylediği gibi tamamen yanlış bir duyum. Belki bazı okullar şunu yapabiliyor. Diyor ki dil sertifikan hiç fark etmiyor. DSA, TESDAF ya da TEKSEYEN Hochschule olsun hiçbiri fark etmiyor. 2 yıldan eski olmasın diyebiliyor tercihen. Bu da üniversitenin kendi tercihi dediğim gibi. TEKSEYEN Hochschule kurumu ile alakalı bir durum değil. Buket felaket yağmur yağıyordu. Yer değiştirmek durumunda Evet. kaldık. Ve biz istikrarla çekime devam ediyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun? Hayattaki şansım diyebilir misin? Evet, hayatımın ilk video çekiminde gerçekten şıpır şıpır bir güne denk geldim. İlk video çekimin. Yani herhalde ilktir. Muhtemelen öyledir. Teşekkürler bu. İlki bize yaşattığın için diyeyim o zaman. Gerçekten benim hayatımda çok ilginç video çekimlerinden bir tanesine doğru yol aldı bu Evet, video. kariyerinde bir National Geographic çalışması olarak imza attın. O zaman çok da fazla dağıtmadan konuya tekrar geri dönelim Buket. Sana şunu soruyorum. Şimdi dedi ki danışman
Texas Hochschule sınavı başka yani Texas Hochschule sınavı bir yıl sonra geçerli değil. Bu yanılgılardan bir tanesiydi, yanlışlardan bir tanesiydi. Evet, doğru. Bunun gibi başka var mı? Yani aslında süreç boyunca hem dil bilmemekten kaynaklı hem kendi başıma çok yeni olduğum için Almanya'da başka bir referansım olmamasından kaynaklı bir sürü sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Ama bunlardan bir tanesini örneklemek gerekirse mesela en başta dil okuluna geldiğimde ki dil okuluyla bütün yazışmaları benim için o zaman danışman firma yapıyordu. Daha sonra ben hep kendi başıma yapmaya başladım dilim geliştikçe. O zaman ilk geldiğimde her ne kadar ben Goethe Enstitüsü'nde B1'i bitirmiş olsam da ve ben bir hafta boyunca, 2 hafta boyunca falan sürekli sınıf atlayarak devam etmek zorunda kaldım. A2 hocasına gidiyorum, bu kız diyor ki B1. B1-1'e gidiyorum, B1-2 diyor. B1-2 diyor ki bu B2-1. Böyle sürekli sınıf değiştirdiğim bir 2 hafta oldu. Ve neden olduğunu hiç bilmemekle beraber sürecim sürekli yavaşlatıldı yani. Mesela hocaya diyorum ki işte ben Kasım'ın sonunda C1 sınavını geçebileceğimi düşünüyorum. Bana diyor ki işte bu kadar hızlı gelip de geçebilen olmadı. İşte yapamazsın, edemezsin. Nasıl olsa zaten ikinci kez gireceksin. Çok demotive edici bir tavır vardı. Bunu yani yalnızca ben de düşünmüyorum. Diğer arkadaşlarımdan da benzer şeyler duydum aslında. Ve okulla konuştuğumda düzenli çalışan herkesin aslında geçebileceğini söylediler. Ve ben işte okula düzenli gidiyorum. Vorbereitungskurs kurs alacağım falan filan. O yüzden de yani şeyi söyleyebilirim. Yani sürecimin yavaşlatılmasının ekstra maliyet olduğunu ve yani hiç böyle bir şeye gerek olmadığını, çok daha rahat bir şekilde lisansa başlayabilecekken, çok daha doğru bilgilerle, doğru yönlendirmelerle devam edebilecekken gereksiz yere aslında uğraşmış oldum yani. Anlıyorum. Peki ilk kursa geldiğinde sana bir Einstein test yaptılar mı? Yani seviye belirleme sınavına girdin mi? Girmedim. B1'i halbuki ben Goethe Enstitüsü'nde tamamlamıştım. Ama şunu söyleyebilirim. Vizeye girerken, vize görüşmesine giderken A2 belgesiyle gitmiştim. A2 sertifikasıyla. Fakat yine de vizeyi aldıktan sonra Almanya'ya gelene kadarki süreçte beklediğim bir süre vardı. Sonuçta vizeyi bekliyorum. İşte yurdumun onaylanmasını falan filan o kağıt kürek. Orada da 1-2 ay geçiyor. O süreçte ben Almancamı ilerletmiştim ve Goethe Enstitüsü'nde B1'i tamamlamıştım. Tamamlamakla kalmayıp bir de tekrarlamıştım da yani B1'i. Sertifika almıştım. B1 sertifikan vardı, doğru mudur? Yoksa katıldın mı? B1 sertifikam yok. Daha doğrusu şöyle, B1'den Goethe Enstitüsü parça parça veriyor sertifikaları. İşte Hören ayrı, Sprechen ayrı, Schreiben ayrı falan. Ben bunların üçünü tamamlamıştım, biri kalmıştı. Hörün kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam dinleme. Ama yine de kuru tamamladığım için sıkıntı olmadı yani ben kaldığım yerden devam edebiliyordum. Keza okula gittiğimde de B2'den başladım yani devam ettim daha doğrusu. Şipra Ya kursun söylediği şeylerden bir tanesi de az önce dedin ki kurs sana demiş ki çalışan herkes geçiyor bu sınavı. Çalışan başarabiliyor. geldiğimde. Doğru. Yani bence bu çok basma kalıp bir söz. Yani çalışan herkes elbette geçebilir ama o zaman kursun hükmü nedir? Yani kursun başarı ortalaması nedir? Ben bunu çok merak ediyorum. Çoğu kursla düşük olduğunu gözlemliyorum yani bu Evet tarz yani yerlerde. dediğin şey doğru aslında. Açıkçası ben kendi çevremde, kendi sınıfımda C1'e katılıp da geçen birini henüz tanımadım. Çünkü de daha biz sınıf olarak C1'e yeni geçtik. Ama B2 sınıfındayken arkadaşlarımın pek çoğunun B2'yi bir veya ikinci denemelerinde geçtiğini gördüm. Yani eğer çok katılımı düşük bir öğrenci değilse derslere gerçekten de geçiyor. Yani TEL'den de geçeni gördüm. İşte farklı sınavlardan da geçen arkadaşlarım oldu. Şöyle bir sıkıntı yaşamıştım. Yine dil bilmemekten kaynaklı bir sıkıntı. Yurda ilk defa geçtiğimde yurttaki yönergeyi okudum ve yönergede şu yazıyordu. Erkek yurtlarında mesela böyle olmadığını biliyorum. Yurda giriş çıkış serbest. Hatta kalına da biliyor. Buna dair daha doğrusu bir yönerge yok. Ama kadın yurtlarında
Yurda giriş çıkışlar o kadar da serbest değil. Belli bir saatten sonra dışarıdan alım olmuyor. Ve bunu yani sıkıntılı bulmuştum da. Ve o zaman dilimin de yetersiz olmasından kaynaklı ben bunu şöyle anlamıştım. Ben de birinde gidip kalamam diye anlayıp kendi kendime stres olmuştum. Ve ben bir süre birilerinde kalmaya gidememiştim falan. Ondan sonra tabii bunun böyle olmadığını, sadece bizim kaldığımız yere başka öğrencilerin gelemeyeceğini anladım. Ama bunu yine de ben dediğim gibi sıkıntılı buluyorum. Yani erkeklerde böyle bir yönerge yokken Almanya gibi bir yerde kadınlara dair böyle bir şey olması enteresan. Bunu da ben ilk defa duyuyorum. Sizin yurt kadın erkek diye ayrılmış mı? Evet, doğru. Bunu sadece Türkiye'de oluyor diye biliyordum ben. Ya evet, üstelik firma bir Türk firması da değil. Yani gerçekten Almanya'ya dair şaşırtıcı bir şeydi bu benim için. Ve yani dışarıdan giriş çıkışların sıkıntılı olması falan enteresan geldi bana açıkçası. Ki gelen öğrencilerin arasında benim tanıdığım yetişkin olmayan bir kişi dahi yok. Hatta çoğu da evli barklı insanlar falan, yani yetişkin, kendi hayatlarını kurmuş bireyler. Buket, videonun başında dedin ki Almanya planın bir günde çıktı. Bir evet. günde karar verdin. Evet. Hazırlandın. Daha sonra işte danışmanlarla görüşüp bu şekilde buraya geldin bir şekilde. Peki sana sorum şu. Ne umdun, ne buldun? Sürecin başından aslında almam gerekirse şunu söylemem lazım. Ben evet kararımı bir günde verdim ama onun öncesinde Almanya'da okumaya dair az da olsa bir fikrim vardı. Bir Almanca öğretmenim vardı lisedeyken ve bize işte Almanya'da eğitimin çok da zor bir şey olmadığını, Amerika, işte Kanada veya İngiltere gibi ülkelere göre daha uygun olduğunu, daha kolay kabul alındığını falan anlatmıştı. Hı hı. Oradan bir fikrim vardı ama ben buraya hep böyle bir ikinci ihtimal olarak hiç ciddi anlamda inceleyerek bakmamıştım. Daha sonra sonucum geldi ve YKS'den aldığım sonucun istediğim okulla hiç örtüşmediğini görünce dedim ki bir özel okula para vereceğime neden Almanya'ya vermeyeyim? Ve biliyorsunuzdur belki ama burada tekrarlamam gerekirse Almanya'ya gelirken öğrencilerin aslında bir garantöre veya Sparkonto'ya bloke hesaba ihtiyacı oluyor. Bloke hesaptaki parayı belli ölçüde ben karşılayabiliyordum. Daha sonrasında üstüne biraz eklemem gerekti ailemden aldığım yardımla ama bütün masrafım sanki bloke hesabı ödeyeceğim paraymış ve onun dışında barınma ihtiyacı dışında falan hiçbir masrafım olmayacakmış gibi. Almanya'da her şey sosyal devlet olduğu için ücretsizmiş gibi, her şey böyle tam destek, hep destek kafasıylaymış gibi anlatıldı bana. Böyle olmadı nitekim. Hatta şu anda Almanya bir ekonomik krizin de ortasında. O yüzden biraz sıkıntılı. Ama bunun dışında şunu söylemem gerekir. Başta bana böyle çok basit bir sene içinde dili hallettin mi pat lisansa başlıyorsun falan diye anlatılan süreç aslında o kadar uzun, o kadar çetrefilliydi ki benim için. Gelene kadar, B1'i geçene kadar çok fazla süre geçti Türkiye'de. Ben o sürede arkadaşlarım lisansa başlarken, kendilerine ayrı bir üniversite hayatı kurmuşken tekrar tekrar işte sınavlara girmek, işte kayıtlar yapmak, yok vizesiydi, yok kağıdıydı, şuydu, çevirileriydi falan derken 15 kere belki vazgeçme yoluna gittim. Keşke acaba tekrar üniversiteye mi hazırlansaydım Türkiye'de diye düşündüm. O yüzden gerçekten yorucu bir süreç. Kesinlikle şey olmuyor yani. Türkiye'den göçtüm, hemen hayatım öyle 100 puan işte mükemmel bir anda yüksek refah seviyesinde yaşıyorum falan gibi bir şey olmuyor. Tam aksine burada bir göçmen öğrenci olmanın ayrı zorlukları ortaya çıkıyor. En başta tek başınasınız. Bütün alışkanlıklarınızı zaten ülke değiştirmekten kaynaklı değiştirmeniz lazım. Bir de bunun üstüne dil problemleri giriyor. Almanya'nın çok yüksek anlamda zorlayıcı bir bürokrasisi var. Bunlar giriyor. Ortada çok ciddi anlamda bilgi dezenformasyonu var bu konuda. Bu da çok büyük bir sıkıntı. İnsanlar çok ciddi anlamda paralarından olabiliyor bu yüzden. Hı-hı. Dediğim gibi yani umduğum pembe bir hayat değildi elbette en başta da ama bu kadar zorlu olmasını da beklemiyordum. Çünkü bana anlatılandan başka bir şey karşıma çıktı. Buket, az önce dedin ki Almanya bir ekonomik krizin içinde ya da başlangıcında. Doğru. Sen dışarıdan gelmiş bir göçmen öğrenci olarak bu ekonomik krizi
Elbette ki hissediyorsundur ama ne kadar hissediyorsun peki? Şunu söyleyebilirim. Türkiye'den gelmiş biri olarak elbette ekonomik krize çok şaşkın bakmadım. Yani en azından hiç hayatımda alışıklığını yaşamadığım bir şey değildi. Fakat yine de alım gücünün belli ölçüde kendi hesaplamalarıma göre Siber Konto'dan bana yatan hesaba göre yüksek olduğunu söyleyebilirim. En azından markete gittiğimde hala tek basamaklı sayılarla alışveriş yapabiliyorum. Fakat yine de tabii ki bunun zorlayıcı bir yanı oluyor benim için. Şöyle oluyor. Ben vizemi aldığımda bana iş izni çıkmamıştı. Bu sebepten ötürü de ek bir gelir şansım olmuyor şu anda. Oturum almam lazım, oturumu beklemem lazım. O yüzden özellikle Düsseldorf gibi bir yerde birazcık dikkat etmem gerekiyor. En azından belli hesaplamalar yaparak aylığımı harcamam gerekiyor. Anladım. Peki, blok hesaptan aylık ne kadar çekiyorsun? Ne kadar çekme şansın var şu an için? Ben 10 bin küsür euro yatırmıştım bir senelik. Bana aylık 860 euro gibi bir şey yatıyor. Peki bu 860 euro Düsseldorf'ta dil kursuna giden bir göçmen öğrenci için yeterli mi sence? Yani yeterli ama şöyle atıyorum kendinize bir şey almak isterseniz özel olarak atıyorum bir bisiklet olabilir bu Telefon kıyafet olabilir. alışverişi olabilir herhangi bir şey olabilir. Ya da böyle her gün sokağa çıkamazsınız yani. Market alışverişinizi ayarlayabilirsiniz belki ama gerçekten de böyle kendinize özel bir ekstradan bir şey almak isterseniz ya takside vuracaksınız ya da çok tutumlu yaşayacaksınız. Hele hele kirası bizim okulun yurtlarındaki bir insansa dediğim gibi bana 860 euro yatıyor. Tek kişilik bir odada kalmak için bugün 800 küsür euro istiyorlar. Mümkün değil. O yüzden kendi başınıza eve çıkmadan falan mümkün değil yani. Kendinizin Ya da daha araştırması lazım. hesaplı bir yurda çıkmak diyelim. Aa, o da olabilir tabii aynı. Herkesi eve çıkartmayalım durduk Ya yere. tabii, doğru. Yani hani alternatifleri aramak diyelim en azından. Peki şunu söyleyeyim. Sana danışman dedi ki ben sana öğrenciler için dil kursu için en ideal olan şehri buluyorum dedi. Düsseldorf'u buldu. Gerçekten de böyle mi? Tartışmalı bence çok çok diğer şehirlerde gerçekten uzun vadeli zaman geçirmedim. Fakat Düsseldorf'ta benim gittiğim dil okulunda mesela şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. Çok ciddi anlamda Latin Amerikalı popülasyonu var. Latin Amerikalı ve Türk popülasyonu var. Diğer ülkelerden mesela İtalya'dan bir kişi ya da ne bileyim Moğolistan'dan bir kişi falan var. Onun dışında sınıfta o kadar çok Latin Amerikalı popülasyonu vardı ki hele ilk 3 ay sınıfta tek Latin Amerikalı olmayan kişi bendim. Dil öğrenimim boyunca sürekli bir Latin aksanıyla konuşmaya başladım. Hatta öyle ki bir Alman bir gün beni durdurup şey sordu. Sen de Latin Amerika'dan mı geliyorsun arkadaşların gibi falan diye sordu. Çünkü ne Türk aksanıyla ne Alman aksanıyla Latin Amerikalı aksanıyla öğrenmiştim. Hani multikültürel bir şehir midir? Bence çok daha multikültürel şehirler vardır yani şeyde Almanya'da. Gerçekten de müthiş bir farklılıktan bahsedemem o anlamda. Onun dışında zaten öğrenci popülasyonu, genç popülasyonu da çok yüksek değil. Düsseldorf için söylüyoruz, doğru mu? Tabii. Peki şu anda geldin gördün ne kadar süredir buradasın? Yaklaşık bir aylık Türkiye pauzemi, molamı düşünmezsek totalde 5 ay geçirdim Almanya'da. 5 aydır Almanya'dasın. Öyle ya da böyle Almanya'nın birkaç şehrini gezdin, gördün. Doğru. En azından fikrin var. Almanya'yı böyle yakından tanıyor olsaydın, en azından şu anki fikirle, Düsseldorf'u seçer miydin? Hayır, kesinlikle seçmezdim. Birincisi dediğim gibi ekonomik faktör büyük bir faktör. Onun dışında da yani sosyal anlamda kendimi tatmin edebileceğim, farklı ferahini böyle işte farklı topluluklar Dernekler. bulabileceğim, genç popülasyonu bulabileceğim farklı şehirler var. Özellikle Nordrhein-Westfalen'de Bochum, Dortmund gibi şehirler var. Essen var. O yüzden yani seçecek olsaydım gerçekten de Düsseldorf belki 5. 6. seçeneğim falan olurdu. Anladım. Peki biraz da şey yapalım. Peki Buket, biraz da dil kursuna yönelik, yani dil öğrenenlere yönelik
devam edelim. Dil kursuna gidenlere ya da şu anda Almanca öğrenenlere. YouTube başında Türkiye'de Almanca öğrenmeye çalışıyor ya da Almanya'ya yeni gelmiş ya da Almanya planı yapan birisine. Tavsiyelerin neler olurdu? Dil öğrenmek açısından Evet, mı? Almanca. Yani şunu önerebilirim. Öncelikle şu çok önemli, dile maruz kalmak çok önemli. Bir anda böyle başladım, işte bir aplikasyon indirdim, her gün bunu çözeyim kesinlikle bir seçenek olmamalı. Çünkü yeterli değil. Özellikle dil kursları Türkiye için de önerecek olursam, çok fazla yeni yeni dil kursu türedi. Ya da böyle Almanya'da yaşıyorum ve ben sana çok net Almanca öğretebilirim diyen öğretmenler çıkıyor. Bunları kesinlikle önermiyorum çünkü yeterlilikleri olmuyor. Yani Almanca öğrenmek başka bir şey, belli bir seviyede Almanca bilmek başka bir şey, bir de bunu öğretme yetisi olmak başka bir şey. Evet. Ve ne yazık ki öğretme yetisi olmayan, sadece atıyorum Goethe Enstitüsü'nden C1 seviyesini tamamlamış, B2 seviyesini tamamlamış insanlar çıkıp pıtrak gibi böyle ben öğretmen oldum diyerek online eğitimler vermeye başlıyor. Bu anlamda kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatalı da öğrenebilirsiniz. İşte bir telaffuz hatasıyla orada oturabilir ve onu düzeltmek çok zorlaşabilir. Çünkü dil öyle bir şey ki sürekli paternlerle oturtmaya çalışmanız gereken bir şey. Sürekli maruz kalarak, tekrarlayarak oturtmanız gereken bir şey. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor yani. Böyle hatalı öğretmenlere denk gelmemek gerekiyor. Öğretmen demek de çok doğru değil bence. Öğretmen görünümlü kişiler. Söyleyemedim Aynen bile, çok zor. öyle, aynen. Evet yani kesinlikle öğretmen değil onlar yani öyle bir yeterlilikleri de olmuyor zaten. O yüzden araştırmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten böyle bir şey hani sınav yeterliliği olan bir yerden falan eğer varsa imkanınız Almanca öğrenmeniz lazım. Onun dışında da şunu söyleyebilirim belki maliyetleri elbette yüksek oluyor ama Almanya'ya gelmek zaten hiçbir zaman böyle garantörünüz dahi olsa çok ucuz bir şey değil. Sonuçta bir ülke değiştiriyorsunuz, döviz kuru var, bir sürü faktör var. O yüzden gözünüzden belli bir parayı çıkarmadan zaten dili öğrenmek vesaire günümüz şartlarıyla maalesef ki mümkün değil. Evet, çok haklısın. Peki bunun dışında genel olarak kullandığın kaynaklardan ya da ben şunu yaptım, Almancamı çok geliştirdi ya da bana katkı sundu dediğin noktalar var mı? Açıkçası kendi deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Goethe Enstitüsü'ne gidiyorken bir kitap kullandırtmadılar bize. Kendilerine ait bir online platformları var. Ve bu platformda hem dinleme hem işte okuma yazma hepsini tamamlayabiliyorsunuz. O yüzden ekstradan böyle çok ayrı bir kitap kullanma ihtiyacım olmadı. Ama bunun dışında illa böyle bir kaynak kitap almak istiyorsanız da işte neyi önerebilirim? Biber'in kitapları var, Klet'in kitapları var. Hani bunlar zaten onaylanmış kitaplar. Onları alabilirsiniz. Çok bana faydası olan bir öneride bulunacağım. Sınavı geçmekse hedefiniz eğer, sınavı geçerken sınavın çıkmış sorularını çözmek çok faydalı oluyor. O sınavın formülizasyonuna adapte oluyorsunuz bir şekilde ister istemez. Çıkmış soruları mı satıyorlar? Böyle Yani bir şey mi çıkmış var? soruların çıktığı kitaplar var. İşte yine Klet'in kitaplarında falan var ya da işte TESDAF'ın çıkmış soruları ya da benzer soruları oluyor. Yine Goethe Enstitüsü'nün sayfasında çıkmış soruların olduğu bir bölüm var. Bu şekilde araştırmalar yaparak eğer sınavı geçmekse hedefiniz bakabilirsiniz. Eğer sınavı geçmek değil ben konuşmamı akıcılaştırmak istiyorum diyorsanız da ya bunlar çok klişe de olsa tekrar belki dile getirmekte fayda var. Belli bir vadeden sonra ben şeyi gördüm. Dizileri gerçekten bir baktım anlamaya başlamışım. Yani bakmadan, altyazıya bakmadan duya duya artık ne demek istediğini anlıyorum. İşte bu saydıklarım dışında da illa bir şey önermem gerekirse ben kendi açımdan çok faydasını gördüm. Podcastler oluyor. Yatıp kalkıp podcast dinlediğim bir süreç oldu aslında. Yemek yaparken, metrodayken falan çok sıklıkla podcast dinledim ve yani belli bir vadeden sonra başta kelimeleri seçe seçe anlamaya çalışıyordum. Onun için de şeyi önerebilirim. Deutsche Welle'nin bir haber serisi var.
ne diye geçiyordu tam hatırlamıyorum. Langsam geçprokna. Aynen. Yavaş yavaş konuşmalarla. Onu önerebilirim. Eğer en baş seviyelerdeyseniz, A2 B1'de falansanız ya da A1 falan gibiyseniz çok netlikle anlarsınız diye düşünüyorum. O kadar yavaş okuyorlar ki zaten, yani anlamamak biraz zor oluyor. Ama ileriki vade içinde yine Deutsche Welle'nin işte var, başka haber sitelerinin var, filozofi diye böyle şey, felsefe anlatanlar var. Ya da işte böyle Lange Geschichte falan diye oluyor. İşte böyle başka hikayeler falan oluyor. Ya da çocuk programları önerebilirim. Çizgi film bir ara çok izliyordum. Çizgi filmlerinde zaten genelde böyle mesela tema oluyor. Atıyorum hayvan belgeseli gibi olanlar var. Hayvan belgeseli ise hayvanlarla ilgili kelimeler böyle tık 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 aklınıza yerleşmeye başlıyor. İşte ne bileyim, deniz altında geçiyorsa denizle ilgili böyle tık 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 anlaşmaya başlıyor falan. Anlaşılmaya başlıyor falan. Öyle yani, bu tarz önerilerim olabilir. Ama dediğim gibi dili ya şey, olabildiğince Türkçeden uzak kalmaya çalışın. Bu biraz gerçekçi olmuyor gerçekten başta. Ama zamanla oturur diye düşünüyorum. Çünkü öğrendikçe insanın motivasyonu da artıyor. Anladım. Buket, şeyi söyledik. Ne umdun ne buldun. Evet. Buradan biraz bahsettik. Almanya'da seni şaşırtan yönlerden bahsettik. Peki seni Almanya'da pozitif olarak şaşırtan şeyler var mıydı? Tabii ki var. Neler mesela? Birincisi, Avrupa'nın göbeğinde, sanatın göbeğindesiniz. Mimari zaten mükemmel. Müthiş bir şehir planlaması var. Ve benim Almanya'ya dair gerçekten hayat kalitemi en çok yükselten şey şuydu. Çok fazla yeşil alan var. Yani kaldığım şehirde de çıktığım anda aslında anında bir parkın içinde buluyorum kendimi. Maalesef arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Buket, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Emre. Bugün beni burada ağırladığın için. Keyifli, çok zevkli bir yayındı bizim benim için. Benim için de aynı şekilde çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buradan takipçilerimize, abonelerimize söylemek istediğin son bir şey var mı? Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum Buket tekrardan. Rica ederim. Umuyorum ki bundan sonraki videolarda da görüşürüz yine sık sık. Umarım, ben de çok isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Almanya'dan sevgiler, selamlar. Görüşürüz.